Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Ethereum madenciliği 2022'de bitecek mi, bitmeyecek mi? Biliyorsunuz zorluk bombası ertelendi ve zorluk bombası şu anki blok süreleriyle hesap edilince 2022'nin 9. ayın 26'sı ile saat 19.28 geçerek patlaması planlanıyor. Peki zorluk bombası neden ertelendi? İşte şöyle bir tweet var. Giftaba düştü bu ve diyor ki 15 tane sıkıntımız var. 15 USU ve 440 contributors, yani 440 kişi de bunu çözmek istiyor. Buraya girdiğimizde işte ilk söyledikleri şey diyor ki EIP 5133'te biz zorluk bombasını September'ın ortasına, September ayının ortasına 2022 yılına erteliyoruz. Ve diyor ki bu bomba yaklaşık 700 bin blok daha üretilecek, sonra patlayacak. Sonra diyor ki status da diyor last call, son artık diyor ki bu son ertelenme. Ve diyor ki buradaki 11 milyon 400. blokta artık bu bomba patlayacak. Ve şimdi neden bu bombayı ertelediler? Şimdi ekibin bu bombayı erteleyeceklerdi. Ya bu bombayı hiç patlatmayacaklardı ya da hiçbir şey yapmayacaklardı. Ama bunlar bombayı erteleyip madencilere biraz daha zaman verdiler. Peki neden? Çünkü Ethereum block time yazalım burada. Şuraya girelim. Görüyorsunuz burada blok süreleri. Evet, burada da chart var. Şimdi görüyorsunuz bu Ethereum'un blok bulma süresi. Şimdi burada şurada bomba etkisini hızlı bir şekilde gösterdiği için bu bombayı ertelediler. Çünkü bunlar da bu bombanın bu kadar hızlı etki edeceğini göstermediler. Eğer bombayı şimdi patlatsaydılar büyük ihtimalle blok süreleri 30 saniyeyi geçecekti. Blok süreleri görüyorsunuz. Burada çok blok bulmaya başladı yavaş. Ve bu blok süreleri 30 saniyeyi geçerse Ethereum'da sıkıntılar başlar. O yüzden Ethereum'da bombayı patlatmayı tercih etmiyorlar. Belki de korkuyorlar. Çünkü Ethereum'un 15 saniye, 16 saniye blok bulması kötü bir şey. Ethereum genellikle 12-13 saniyede buluyordu. 3 yıla bakarsak, 3 yıla bir ara şurada 17 saniyeye çıkmış. Bakın 2019'da. Ve şimdi tekrar 2022'de 15 saniyeleri buldu. Bir ara 30 saniyeleri de buldu ama burada göstermiyor. Nedenini bilmiyorum. Ve şimdi bomba patladıktan sonra bakın şimdi şu an merge clean oldu. Clean bitti. Shadow Fork da şimdi Shadow Fork 7 gelecek birkaç gün sonra. Robson de bitti. Sonra Sepolia var, Jorli var ve sonra da Minet var. Yani bakın bunların hepsi Shadow bittikten sonra hepsi ikişer ay süre alsa 4 ay yapıyor. Şimdi biz 6. aydayız. 10. ay diyelim. Ve bomba patladıktan sonra yani 9. ayda bomba patladıktan sonra 4 ayda bunlar desek 2023 Ocağı bulur. Yani Ethereum madenciliği büyük bir ihtimalle 2022'de bitmeyecek. Sebepleri ise ağdaki sıkıntılar, proof of work'tan proof of stake'e geçtiğinde ki sıkıntılar, sonra da blok süreleri ve görüyorsunuz burada zaten 15 tane sorun var. EIP 5133'te zaten bu 15 sorun olmazsa büyük ihtimalle bu bloku da bombayı da ertelemeyeceklerdi ama bu sorunlar bir de blok süreleri buna sebep oldu. Ve benim düşüncem, şahsi düşüncem Ethereum 2022'de madenciliği bitirmeyecek. Fakat zaten şu an gelirler bayağı düşük. Görüyorsunuz 3090 bir ekran kartı 0.10 cent ile hesap edersek günde sadece 1 dolar para bırakıyor. Bakalım ne olacak. Fiyatlara gelirsek Ethereum'un fiyatı bayağı düştü. Şu an 1187 dolar. Ama 800 dolarları da buldu.
Görüyorsunuz 900, 800, 1000. Şurada en düşüğü ne kadardı? En düşüğü 900 dolar. Yani Proof of Work'un devam etmesi de bu biraz buradan da kaynaklanıyor. Çünkü Ethereum madenciliği bittiğinde biraz negatif haber ile fiyatı biraz daha düşecek. Sonra tabii ki kendini toparlar ama şu an market çok kötü olduğu için hamleleri çok düşünerek yapıyorlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın.